And I want you to tell the story how you got saved, how God came, because this is so amazing. Can you tell that? İlk iman eden sensin değil mi? O zaman bu nasıl oldu? Nasıl bir hikayeydi? Anlatırsan seviniriz. Ben ilk önceden Müslüman idim. So before I was a Muslim. Ben İsa'yı peygamber için inanıyordum. Yani. I just believed Jesus was a prophet. Bir zaman ben 25 yaşındaydım. Bir kaza yaptım arabayla. I had an accident, a car accident when I was 25. Ondan sonra şu kazaya ben şey oldum. Nasıl diyeyim? Bir rüya gördüm. Rüyanın içinde ben siyah şeyleri görüyordum. So I in the accident I passed out and so I saw like a dream. And in the dream I saw something black. Eşik şeyleri görüyordum. And I also saw things that were light. I saw something light and white, bright. Bilmiyorum ne kadar zaman sürdü ama kendimi birkaç zamandan sonra ben kendimi bir gördüm. Hem kendimi havada hissediyordum. So I don't know how long it lasted, but at some point I felt like I was watching myself from outside my body. Hem de kendimi arabanın içinde görüyordum ki bir yaşa var oradan kaza yapmış. And so I mean I saw myself in the car and saw that I had had an accident, but I was watching myself from outside of myself. Ondan sonra o siyah şeyleri geliyordu. Ben çok korkuyordum. Bir halet mesela bir şekil bana çok stres falan yapıyordu bana çok korkuyordum. So I saw there were many black things and they were coming at me and I just felt myself stressed and I was afraid. Ondan sonra eşik şeyleri geliyordu kendimi rahat hissediyordum ve and then kendimi I saw the tek bir şey mi birkaç şey mi? Yok tek bir tek şey. Bir şey. And then there was just one bright shining one and that one was coming and when that light was coming then I felt comfortable. I felt safe. O kadar o eşik şeyleri seviyordum ki hiç istemiyordum. Onun yanında mesela o zaman bitsin yani. So I wanted to just be with the bright shining one. I wanted that time to end and just to be with the bright one. Ondan sonra kendime bir baktım, abimi gördüm, ağlıyor, beni çağırıyor. Ben de o bir ses duydum. Oradan o ses bana hayat yine verdi. Yani beni yine bu hayatımdan gönderdi ve ben gözlerimi açırdım, abime söyledim, bana bir şey yok. Okay, and then I was still watching myself and I saw my brother, he was next to me, he was crying and he was calling to me. And then it was when the bright shining one came, that was when I was able to hear that my brother was crying for me. And a short time after that, all of a sudden I was in my body again and my eyes were opened and my brother said, we're going to the hospital, it's going to be okay. Ondan sonra ben dedim bu ses neymiş bilmiyordum yani anlamadım ki bu ses İsa'nın sesiymiş. O zaman İsa'yı peygamber gibi biliyordum. Ondan sonra ben Kitab-ı İncil'i okudum ve o İsa'nın filmini gördüm. İsa'nın sesini nasıl olduğunu anladın? İsa'nın sesini ben böyle hissediyorum ki bir ses duydum. Yani okay. O normal gibi demiyorum. Nasıl söyleyeyim yani so normal heard, gibi bir ses değildi yani. Bir şekil ben öyle hissediyordum. Evet. When I was seeing the bright one, I heard a voice and I didn't understand what that voice was or who that was. O sesi ben o zaman bilmiyordum. İsa mesela I didn't know that voice was Jesus. Bana hayat vermiş ama ondan sonra I didn't know it was Jesus who had given me life, but after that Kitab-ı Mukaddes'i okudum. I got a hold of a Bible. İsa'nın hayatını seyrettim. And I got a hold of a Jesus film. Ne istediğim bana hemen verdi yani. For 27 years I mean I would call out to Allah. But I felt like he was never speaking to me. He didn't hear me. There was no communication. But when I spoke to Jesus, right away answers would come. Ondan sonra ben çok rüyalar görüyordum ki İsa kendini So after that I saw a lot of dreams.
o kendini bana gösteriyordu. Ben inanım daha inanıyordum yani. And so Jesus would show himself in my dreams and so I would understand more and I would believe more. O kendini bana gösterdi ki dünyada geldi, ne çekti, insanlar ne yaptılar ona. Ondan sonra in my dream he showed me what happened to Jesus when he was on earth. Nesil şeyin şeye gitti. Yani nesil söyleyeyim çok zor olur bana. Mezar haç mı? Evet. Nesil kıyam yaptı yani. Nesil father şeyle gitti yani. So I even saw in my dreams God even showed me the resurrection and how he went to his father. It was just all of the things in yani kutsal kitapta olan şeyler. Evet. Rumorsun, evet, evet. So I saw the things that were in scripture but in my dreams. Ve çok rüyalar gördüm. So I saw many dreams. Evet. Aynen bir şey gibi, öğretmen gibi bana öğreniyordu. Mesela so it was like a teacher in my dreams teaching me about Jesus şey, and his life. Her şey bana garip geliyordu. Hemen rüyamdan bana konuşuyordu ve o garip bir şey kafamda var idi. O geçiyordu yani. Hemen bana söylüyordu. So whenever söylüyordu. I had something that was really confusing or strange to me and I didn't understand in my dream, God would through Jesus show me something and I would understand. Ben inandım ve o şey so ki I became a believer of Jesus. Kendim hissediyordum. And I felt like I was myself. Ailemle konuştum, abimle konuştum. And dedim, I talked to my family, to my brother. Ve ben eskiden bir şeyler şey yapıyordum. Mesela içki içiyordum veya he said I used to and I explained to my family I said I used to drink alcohol. Veya ciğara içiyordum mesela marijuana falan içiyordum. And so I was using marijuana. Ama ben o zamanki İsa'yı tanıdım her şeyle kurtardı beni yani hiçbir şeyle vücudum istemiyordu ondan and, sonra. But after Jesus saved me I didn't even want those things. My body didn't want marijuana or alcohol or things I'd used. Kendime rahat görüyordum. Bu I just felt I felt free and comfortable. Şu bahis şutmuş içi. Abim beni gördü, ailem beni gördüler. Ben çok fark ettim yani eski gibi değilim. So my brother had seen me, my family had seen me. I was different. I was not what I had been before. Onlar kendiler soruyordular mesela Yaşar ne oldu? Niye bu kadar değişti? And so they were even asking among themselves. They said to one another, I mean, what has changed so much in Yaşar? Why is he like this? Ondan sonra abime kiliseye götürdüm. Orada dua and ettiler. So I took my brother to church and they prayed for him. O da kurtar ruhu. Kutsal ruhunu hissetti. And so the same way, like me, he felt the Holy Spirit. O da Spirit. İnandı. And he believed. İnandık ki biz insanlar günah yaptık. And he believed that günah we as people, dövdük. Sadece bir insan var ki İsa Mesih geldi ve bizim and, için kendine feda etti. And he believed too that there was only one kurtardı. Man that could save us and that was Jesus because he didn't sin. Ondan sonra ailem de bize baktılar hepsi inandılar yani. And gittiler. Slowly our whole family looked at us, my brother and I. Başka and zamanlar böyle. They slowly began to believe as well and they came to church as well. Bugün de biz hepimiz beraber 8 kişi geldik buraya baptist için. And so today we came here, we're 8 people. We came here to get baptized. Ben bugün için 3 sene bekliyordum. Sadece so I've been waiting 3 years for today. Bugün için çok şaşırıyorum. I'm so surprised. Çok seviyorum bugün. I'm very happy today. I'm büyük, so pleased. En büyük bir bereket Allah bana verdi. Onun için çok God, şaşırıyorum ve ona çok teşekkür ederim. And I thank him so much. Yani inandım yani. I said that. I mean, I believed. Was it? Yani ben bir şey söyleyeceğim. Film de bulmuşsunuz arabada, evet, değil mi? Evet. So he also found the Jesus film he'd found in his car. Evet. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Her insan bir zamanı var. Ben böyle and I want inandım to say this too. He's like, I think everybody has a time. There's a time for them. O zaman gelse o insan her şeyi anlıyor. Yani and when that time comes, that person will understand. Ben
Tanrım ne istiyorum ki bir zaman gelse ki hep insanlar, bütün insanlar kurtarsınlar ve yeah, şu... So my desire, I want everybody to have that time for God to come and for everybody to recognize. Ve aynen İsa gibi hayat devam olsa yani. Aynen onun gibi hayat olsa and yani. Everybody, let everybody live like Jesus, yani, he says. Yani şeriat bize kurtarmıyor yani. Because şeriat, he means the Sharia law. I mean law. It just does not, it does not save us. It cannot save us. God bless you and the whole family. Yes.